Çocukluğumdan tek hatırladığım şey yağmurun başladığıydı. Islanıyordum. Annem bana hep mavi giydirirdi. Çok severdi maviyi ama annemi ellerinden düşürdüler. Ağzımdansa tek bir ses çıktı. A. Ve benim adım A oldu. Bu A'nın hikayesi. Canın değil. Oğlum kalk artık. Geç kalıyoruz. Oğlum. Ah oğlum ah. Yine mi? Geldi. A kaçtı. Neden böyle yapıyorsun? Hadi bak geç kalacak. Ağa gitmez. Ağa orayı sevmiyor. Ağa hastaneden nefret ediyor. Annesiyle kalacak. Hadi sen. Geç şunu. Ağanın adı Ağa. Can değil. Şu terapi günleri de olmasa sizinle görüşemeyeceğiz. Benim için de güzel bir alışkanlık oldu aslında bu. En azından haftanın iki günü işe yaradığımı hissediyorum. Can hadi oğlum. Bir hastam var 29 yaşında. Düşük zekaya sahip. Büyük bir travma yaşamış. Travmanın annesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Sürekli annesinin hayaliyle birlikte. Bence atipik psikoz üzerine yoğunlaşılsın. Terapiye cevap alamıyorum. Annesiyle ilgili problem ne bilmiyoruz. 15 yıldır bu çocukla birlikteyim. Bir ilerleme sağlayamıyoruz. Üstelik son zamanlarda saldırganlaşmaya da başladı. Sürekli bir hayal dünyasında yaşıyor. Düşük zekasına rağmen
İlerlemiş bir hayal gücü ha. Bak bu ilginçmiş işte. Oo, kuru toplanmış yine. Ahmet işte. Başı sıkışmış yine bana geldi. Nasılsın Ahmet? Sağ ol Tuğba'cığım. Sen nasılsın? İyi değilim. Sen nasılsın Can? İyi diyelim. İyi olur muyuz sence? Olacağız Can. Hem de çok iyi olacağız. Şu aslan konusunda Tuğba sana yardımcı olsa ya. Hem bizim araştırmamız konusunda sana da faydası dokunabilir. Eğer bir faydam olacaksa seve seve. Nedir sorun hocam? İşi çözemedim henüz. Neyse, ben sizi yalnız bırakayım. Hem ben sürekli buradayım değil mi? Bir ara boş olduğunda ararsın beni, konuşuruz. Memnuniyetle hocam. Eğer öğrenciniz ise bir faydası dokunacaksa ne mutlu bana. Çıkarken uğrayayım yanınıza. Olur. Ahmet hocaya ne gibi faydam dokunabilir ki benim? Bir hastası varmış. Düşük zekalı ve psikolojik sorunları var. Mental retardasyon zemininde atipik psikoz. Üstelik de 29 yaşında. Bak, araştırmamız konusunda bu sana yeni kapılar açabilir. Hem kim bilir belki ilk hastan da olur. İlk hastamız Can. O araştırma ikimizin. Bir gün ben olmayacağım Tuğba. Umarım başarılı olduğun günü görürüm. Doktor bey, Doktor Sonra Ahmet bakalım. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Ben iyiyim, ben iyiyim de Can bugünlerde iyi değil. Yani yıllardır buraya geliyoruz ama pek bir faydasını göremedik galiba. Can'ın durumu gerçekten çok ilginç. Sorunun kaynağına inemiyoruz. Bakın, eğer izniniz olursa düşük zekalı çocuklar üzerinde araştırma yapan doktor bir arkadaşımla konuşmak isterim. Sanırım uyguladığımız standart tedaviye yanıt alamıyoruz. Anne. Burası cennet mi? Anın cenneti. Anın cennetini neden kimse bilmiyor? A'ya neden kimse inanmıyor? A akıllı, A hayal görmez. A akıllı, A akıllı, A hayal görmez. A akıllı. Can, oğlum, Can. Bir şeyler yapın lütfen. Can, hasta bakacağım. Kaldır, evet. Can, oğlum, tamam. Can, Can. Hemşire. Hemşire. Ya bir şey yapsanıza. Onu bir süre burada tutmamız onun için iyi olacak. Baba. Ay karanlıkta bırakma. Ay karanlıktan korkuyor. Can'ın saldırganlığı son günlerde iyice arttı. İzin verin bir iki gün müşahede altında kalsın. Hem bu arada doktor arkadaşımla da Can hakkında konuşmuş olurum. Ay karanlıktan korkuyor. Ağ karanlıktan korkuyor. Burak ben çıkıyorum. Büyük patronları bekletmek olmaz. Tamam hocam. Tuğba Hanım. Merhaba. Morris Bey'le görüşecektim. O da sizi içeride bekliyordu. Bu dosyayı gelecek toplantıya kadar netleştirmemiz lazım. İzninizle.
Hoş geldiniz. Lütfen oturun. Alın dosyayı. Teşekkürler. Tuğba Hanım, daha fazla dosya görmek istemiyoruz. Daha somut verilere ihtiyacımız var. Fakat eğer raporu incelerseniz zeka seviyesindeki artış... Bakın Tuğba Hanım, son 5 yıldır size her türlü maddi desteği sağladık. Burası bir ilaç firması, bunu unutuyorsunuz. Biz ne kadar bilim insanı olsak da bu firmanın gelir gider tablolarını göz ardı edemeyiz. Fakat yaptığımız bu çalışma belki de tıp dünyasında bir ilk olacak. Burası bir hastane değil. Dediğim gibi bir ilaç firması. Ve biz fonlarımızı yeni ilaçlar geliştirmek için kullanmak zorundayız. Sizin yaptığınızsa deneysel bir tedavi yönteminden başka bir şey değil. Araştırmalarınıza ayırdığımız fonları askıya almak durumundayız. Yeni somut veriler getirene kadar çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Kusura bakmayın, toplantıma geri dönmek zorundayım. Teşekkürler. Hocam şurada ne kalmıştı ki? Paradan başka düşündükleri bir şey mi var bunların? Tek dertleri satacakları ilaçları. Çok yalnız kaldık. Can burada olsaydı bu kadar rahat hareket edemezlerdi. Can hocanın durumu nasıl peki? İyi değil. Hiç iyi değil. Hocam, bu işi en azından Can hoca için bitirmeliyiz. Bırakın istediklerini verelim onlara. İlaç başarılı. Hem de çok başarılı. Daha ilacın uzun vadedeki komplikasyonlarını bilmiyoruz Burak. Hocam, deneklerin zeka seviyesi yükseldi. Bırakın istediklerini verelim onlara. Demek güzel bir rüyaydı Can. A'nın adı A, Can değil. Tamam tamam, A. A kimseye zarar vermez. Ama dün babana yumruk attın. Yalancı, A babaya vurmaz. Şimdi nasılsın? Portakal gibi. Portakal mı? O nasıl oluyor? Portakal gibi oluyor. Aa, burada uyumayı hiç sevmiyor. Ama biz seni özlüyoruz. O yüzden bazen bizimle de kalsan olmaz mı? Olmaz. Sizin yataklarınız pantolon gibi kemerli. Dışarı çıkmak ister misin? Hadi git kahvaltını yap. Sonra da biraz bahçede dolaşırsın. Hazır mıyız? Biz hazırız hocam. Tamam. Başlayalım. Sen kahvaltıya gitmedin mi? Sadece burada yatanlar burada kahvaltı yapar. A burada kalmıyor. A kahvaltısını hep evde yapar ya da annesiyle yer. Ama
Anne yemez, baba kötü sandviç yapıyor. Sandviçler kusmuk gibi. Baba duyarsa kızar, değil değil. Kusmuk gibi değil, otobüs gibi kalabalık. Ya da... Hemşire gibi memeli. Şişt memeli, ne haber? Ne memesi Can? Ne diyorsun sen? Ağanın adı A. Can değil. Bunu sen mi yaptın? A yaptı. Nasıl yaptın? Kalemle. Peki nereden aklına geldi? Gelmedi, hep aklımdaydı. Senin o mürekkepli lekelerinden daha iyi. Aklımdaki aklıma sokmaya çalıştığından daha iyi. Oturun yerlerinize arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün resim yapacağız. Aklınızdakileri elinizdeki kağıtlara çizmenizi istiyorum. Orhan. Senin bir adın var mı? Var. Ne güzel. İnsanın adının olması çok güzel bir şey. Evet, çok güzel. Bak bunlar benim arkadaşlarım. Hepsinin de bir adı var. Ama adları değil yüzleri aklında tutuyor. Sen de bana bir resmini verir misin? Benim resmim yok. Adım var. Bu kötüymüş bak. Dokunursan unutmazsın. Gözlerini kapatıp tekrar havaya böyle çizersin. Böylece unutmazsın. Benim resmim de var, ismim de. Senin hatırlamana gerek yok. Seni yatağa bağladıklarında ben seni izledim. Evet, gördüm. Elinle kapattın. Ağanın cenneti var diye yatağa bağladılar. Ağanın cenneti var. (Gülüyor)
Evet, gördüm. Anne bak ne güzel. Bahçeye çıkmak için izin aldın mı sen doktorundan? Şş, şş, kaç. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Hayırdır oğlum, küs müyüz? Neden böyle yapıyorsun Can? Anladı ah, Can değil. Çöz beni, çöz! Hemşire hanım, bakar mısınız oğlum? Çok korktum. Neden böyle yapıyorsun Can? Sen ağaya bunu niye yapıyorsun? Can'ın adı Ağa. Ağa'nın adı Ağa. Can kim? Bu kadar yüksek hayal gücüne sahip bir çocuğun zeka geriliği olması çok ilginç. Çocuk değil Tuğba, 30 yaşında. Peki semptomlar arasında halüsinasyonlar ve hezyanlar ne kadar sıklıkla görülüyor? Çok sık. Öğrenme konusunda ciddi sıkıntıları var. Ama bazen yaptıkları ya da söyledikleriyle beni oldukça şaşırtıyor. Canla terapi yapmak neredeyse imkansız. Fikirlerini yönlendiremiyoruz. Bir şekilde iletişim kurmaktan hep kaçıyor. Saptadığınız herhangi başka bir şey var mı? Hastalığın seyri sürekli değişiyor. Can'la 15 yıldan uzun süredir birlikteyim. Ama ben işin içinden çıkamadım Tuğba. Belki sen... Ben Hasan'la tanışmak istiyorum. Sakın yanında hasta deme. Son günlerde saldırganlaşmaya başladı. Bu da çok yeni bir tepki. Can'ın babası, Doktor Tuğba Hanım. Ve Can. A. B. Merhaba. Odama geçelim mi? Hadi, bahçeye çıkmak serbest. Ama diğer arkadaşları kudurtmak yok. Buyurun. Ben uzun süredir zeka geriliği olan çocuklarla birlikte çalışıyorum beyefendi. Ve standart yöntemlerin dışında medikal ve klinik yöntemler üzerinde de çalışmalarımız var. Fakat henüz hepsi deneme aşamasında. Oğlumuzun durumu standart hastaların epeyce dışında gibi gözüküyor. O yüzden Can'la konuşup onun durumunu saptamak istiyorum. Belki gözden kaçan basit bir psikiyatrik durum söz konusudur. Can çok değişti. Çok saldırganlaştı. Bu sizi korkutmasın.
bunun gördüğü halüsinasyonlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Annesinin hayalini hep görürdü. Ama bu kadar saldırgan değildi. Agresyonun dışa vurumu başlamış gibi. Ben bunu A ile konuşmak istiyorum. Can. Oğlumun adı Can. C-A-N. Can. Hastanın kendinde geliştirdiği kişiliği yok saymak onu depresyona itebilir. Ona A demenizi öneririm. Can için bir yararı olacaksa... Onu bir süre daha burada tutmamız hepimiz için iyi olacak sanırım. Bana çok kızacak desenize. Çok kızacak. Ama bu onun iyiliği için. Kaçalım. Kaçalım. Korktun? Korkak, 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 korkak. Korkmadım. Sadece biraz... Birazcık ornitorenk oldum. Ornitor. Evet, aa, anladı. Dışarı kaçalım, sonra içeri kaçarız, ornitorenk geçer. O zaman o... Onunla yalnız konuşabilir miyim? Tabii ki. Merhaba A. Sana diyor, sana. A diyor. A'nın adı A. Onun dediği A değil ama. Tamam. Beni de aranıza alsanıza. Aramız yok bizim. Arasızız biz. Siyam yapışıyız. Siyam yapışığı ne be? Yapışık bir şey işte. Anlamadım. Ben biliyorum ama söylemem. Ben de biliyorum. Senin bildiğini bana bildirtemiyorsun ama senin yüzünden o şeyle konuşmak zorunda kalacağım. Biliyorum, vallahi. Resmini çizerim o şeyin. Lafla istiyorum ben o şeyi. Neyi? O dediğin şey işte. Neyi ya? Siyam. Siyam işte. Bana ne Siyam'dan? Sen git, o bildiklerini bildirsin sana. Anlatayım mı Siyam'ı? Hayır, o A'ya resmini çizer. Arkadaşının adı ne A? Arkadaşının adı... Arkadaş işte. Benim adım Tuğba. Seni de mi deli yaptılar? Niye öyle diyorsun? Kaç saattir deli gibi yanında yürüyorsun. Niye? Sen deli misin? Öyle mi diyorlar sana? A deli değil, A gerizekalı. Bence A deli de değil gerizekalı da. A akıllı. A bence sadece canı istediği zaman saçmalayabiliyor. Asıl canı istediği zaman saçmalayamayanlar deli bence. Aa, akıllı. İstediği zaman saçmalayabilen akıllı. Dışarı çıkmak ister misin? Biraz dolaşırız. Delilerin dışarı çıkması yasak. Ben yanımdayken sana izin verirler. Nasıl? Sır, sana söyleyemem. Sonra herkes öğrenebilir, ben de dışarı çıkamam. Evet, sır. Ağa'ya sakın söyleme. Ağa çok geveze. Herkese anlatabilir. Sana bir şey sorabilir miyim? Cevabını biliyor muyum? Bilmem, ben bilmiyorum. Belki sen biliyorsundur diye merak ettim. Senin adın neden A? A'nın adı A. A'nın adı A olduğu için A. A'nın adı... şey değil. Ne değil? Onların dediklerinden değil işte. Can? A'nın adı A. Can değil. Tamam. A'nın adı A. Çıkalım mı dışarı? Tamam. Ben yarın yine gelirim. Belki canın dışarı çıkmak isteyebilir diye.
Yarın görüşürüz o zaman. Şimdi bunu içtiğin zaman mışıl mışıl uyuyacaksın. Yarın da bana rüyalarını anlatırsın. Hadi gidelim. Salak, ilacı içme demiştim sana. A'yı dinlemedin. Şaka yaptın. Dünyanın en iyi kaçan gerizekalılarıyız. Nereye gideceğiz? Bilmem ki. Salak! Dışarıya neden kaçtık? Bir yere gitmek için kaçılır. Ben bir yer biliyorum. Gidelim mi? Evet, gidelim. Thank you.
Burası çok güzelmiş. Tepeden bakmak çok yüksekten bakmak gibi. Kuş gibi. Ben biraz kuş olunca hep buraya gelirim. Ama uçmaya çalışırsam aşağıya düşerim. Çünkü kanatlarımdan küçük. Evet. Kanatların daha küçük. Uçmaya atlarsan düşersin. Biraz daha büyümesi lazım. Evet. Biraz daha büyümesi lazım. Doğum günümde büyümüş olacaklar. O zaman buradan rahat rahat uçabilirim. Ellerinden tutar uçururum istersen. A'yı sakın unutma. A hiç uçmadı. Unutmazsam unutmam. Merak etme. Doğum günümde. İşte. Doğum günüm. Bu senin hatırlaman için. Aa, uçacak. Kuş gibi. Aa'yı sakın unutma. Kalk. Kalksana. Kızım öldük biz. Yine yatağa bağlanacağız. Gülme. Bir de bu mu çıktı başımıza Can? Can diyor. Ya başına bir şey gelseydi ha? Gecenin bir vakti sokaklarda. Ben sana yumuşak davrandıkça sen ipin ucunu kaçırıyorsun. Beni hayal kırıklığına uğrattın Can. Ben senin diğer arkadaşlarından farklı olduğunu düşünürdüm. Bu yaptıklarına karşılık ceza alacağının farkındasın değil mi? Bütün hafta dışarı çıkmak yok. Akşamları da kapalı da kalınacak. Ayrı ayrı mı? A kapalıyı sevmiyor. Kapalı çok kapalı. A hapis istemiyor. A kemer sevmiyor. Bunu hemşireyi uyutup dışarı çıkmadan önce düşünecektin Can Efendi. Can diyor. Sen sussana gerizekalı. Can, Can. Sakin. Biraz dışarı çıkalım. Komik olan ne? Hastaneden kaçtı. Yani geri gelmeyebilirdi. Kendi ilacıyla hemşireyi uyutması, dışarı kaçması, sonra sabah geri dönmesi. Aslında bunlar mutlu olmamızı gerektiren şeyler. Düşünsenize, eskiye dönüyor. Tamam, haylazca olabilir ama bu mutlu olmamızı gerektiren bir şey. Haklısınız. Yine başıma epey iş açacak. A kapalıyı sevmiyor hiç. Ben de sevmiyorum. İçeri kaçma zamanını kaçırdık ama. Senin yüzünden kaçırdık. Uyanamadın bir. Hapiste uyuyacağız. Cennete de gidemeyeceğiz.
Ağa sevmiyor. Merhaba. Ağayı göremedim. Haberiniz var mı? Nerede? Biraz canı sıkkın. Dün hastaneden kaçtı da. Hadi ya. Ben bugün Ağa'yla biraz vakit geçirmek istiyorum. Eğer izniniz olursa bir kısmı da dışarıda. Aslında dün yaptıklarından sonra cezalı. Ama sen de ona vakit ayırmışken... bence uygun. Siz de müsaade ederseniz. Tabii, eğer cana bir faydası dokunacaksa minnettar kalırım doktor hanım. Tamam. Selam. Çıkıyor muyuz bugün dışarıya? Ya beni bırakma. Çok eğleneceğiz bak. Hadi. O kadar sıkmana gerek yok. Akşam kaçmışsın. Hemşireyi uyuttum. Nasıl uyuttun? Akşam ilaçlarımı çayıma koyarak uyuttum. Çok başarılı plan. Beni ellerimden tutup uçuracak ama daha kanatları kısa. Kimin kanatları kısa? Onun. Bugün büyümüş olacak. Doğum günü olacak. O gün beraber uçacağız. Şu hastanedeki arkadaşın. Dün birlikte mi kaçtınız? Uyanamadı salak. İçeriye kaçma zamanını kaçırınca da ceza aldık. Hapis olacağız. Ama eğer sen çıkmak istersen bir daha beni ara, beraber çıkalım. Öylesi daha kolay olur. Hem cezasız. Eğer istersen arkadaşın da bizimle gelebilir. Gelebilir mi? Aa. Hadi şimdi seninle bir oyun oynayalım. Yalnız kaybeden köle olur. Bir gün. Köle. Hı hı. Evet tamam ama her dediğini yapmacasına. Tamam, anlaştık. Şimdi ben etraftan bir şey göstereceğim ve onun ismini söyleyeceğim. Sonra sen de o ismin son harfiyle başlayan başka bir şey göstermen lazım bana. Skoru da tutacağım. Böylece mızıkma şansın da yok. Tamam ama ilk ben başlayacağım. Ya oyunu ben buldum, ben başlarım. Oynamam o zaman. Yazı tura atalım. Yazı. Tura. Deniz. Zelzele. Zelzele ne be? Zelzele işte, denizde dalga yapan şey. İyi de görebildiğimiz bir şey olsun demedik mi? Görüyorum ben. Tamam. Yeniden başlıyorum. Yine kaybettim. Yine kaybettim. Köle olacaksın. Yeter, bu kaçıncı binişimiz. Başka bir şey istiyor artık. Ben köle olmak istemiyorum ya. Thank you.
odasına kadar eşlik edeyim. Böyle hatırlanmak çok zor. Senin kafandaki fotoğrafın bu kadar aciz olması çok kötü. Böyle konuşma. Üzme beni. Ölüyorum Tuğba, farkında mısın? Ölüyorum ben. Can böyle yapma ne olur. Sevgilim ne olur beni böyle hatırlama. Böyle hatırlanmak istemiyorum. Ben bütün hayatımı o ilaca adadım. İstediğim tek bir şey vardı. Hayatta bir iz bırakmak. Ben senin izinim işte. Ve senin başladığın işi bitireceğim. Sen de bunu göreceksin. Merhaba Tuba'cığım. İyiyim iyi. Seni sormalı. Tamam. Doktor Tuğba Hanım. Yarın Can'la bazı testler yapmak istiyormuş. Tabii izniniz olursa. Peki. Şimdi sana bir fıkra anlatacağım, tamam mı? Şşt, dinle beni, dinlesene. Bir tane kutup ayısı varmış. Annesine sormuş, demiş ki... Anne, benim dedem kutup ayısı mıydı? Evet, demiş annesi, kutup ayısıydı. Peki, benim dedem kutup ayısı mıydı? Evet, kutup ayısıydı. Peki, benim babam kutup ayısı mıydı? Evet. Nasıl bir tane? Temiz hava iyi geldi mi? Can... Sana diyorum. Biz hazırız hocam. Nasıl Tuğba? Ne düşünüyorsun? Sonuçlar inanılmaz. Referans değerlerimiz Yıldız'ınkilerle aynı. Yıldız kim? Son 6 yıldır öğrenmeyi ve algılamayı hızlandıran bir ilaç üzerinde çalışıyoruz. Yıldız da bizim denek farelerimizden biri. İlaç kullanımına başlamadan önce Yıldız'dan aldığımız değerler ve tepkiler Can'ınkilerle aynı. Yani bu hastalığın bir ilacı mı olduğunu söylüyorsun? Henüz böyle bir şey söylemek için çok erken. Fakat anın sonuçları bize araştırmamız için önemli bilgiler verecektir. Bu ilacın oğluma normal olma şansını verdiğini mi söylüyorsunuz Tuğba Hanım? Bakın, ilacın zeka seviyesini hızlandırdığını biliyoruz. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Fakat sonrasını kestiremiyoruz. Etkinin kalıcı olması ve devamlılığı önemli. Ağa'ya seçme şansını ver artık Tuğba. Keşke demenin ağırlığını biliyorsun. İzin ver artık. Onun da normal olmasına izin ver. Eğer Can'ın biraz olsun düzeleceğine inanıyorsanız ve ona bu seçme şansını verecekseniz eğer, alacağınız bütün riskler bu dosyada yazıyor. İnceleyip karar vermek size kalmış. Akıllı olmadığı için mi olamadı? Hayır ağa, sen akıllısın, hem de çok akıllısın. Normal olmayan onlar. Asıl aptallık onların yaptığı. Her şeyi, herkesi olması istedikleri gibi görüyorlar. Artık küçük camdan Yıldız görmek istemiyor. Ağa kapalı, kilitli odada yatmayı hiç sevmiyor.
Ben de normal olmayan olmak istiyorum. Bunu gerçekten istiyor musun? Bugün yaptığımız testlerde aslında ilacım için iyi bir denek olduğunu gördüm. Ama bunu ona yapabilir miyim bilmiyorum. Gerçi akıllı olmak istediğini söyledi. Ona seçme şansı vermek ne güzel olurdu. Fakat henüz hazır değiliz. Sonucunu bilmediğim bir deneye kalkmak beni korkutuyor. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Aile birlikte... Efendim? Senin başladığın işi tamamlayacağım. Arkadaşın seni sevmiyor mu artık? Sen beni hiç görmüyorsun. Ama ben arkadaşın olmak istiyorum. A arkadaş istemiyor. A böyle iyi. Cennete gidelim mi? Can. Can diyor. Sana diyor. A'nın adı A. Can değil. Yine mi küstün? Küstüysek cennete gidemeyiz. Nasılsın oğlum? A burada kalmak istemiyor. A'yı eve götür. Bir daha kaçmayacak söz. Tamam, A'yı eve götür. Tamam. Az kaldı. Biraz daha dayan. He? Bak ben şimdi Doktor Ahmet'le görüşüp geleceğim. Olur mu? Olmaz. Bütün deney sonuçlarını ve A'nın testlerini getir bana Burak. Tamam. Peki nedenini sorabilir miyim? Hayır. Sen neden buradasın? Ben şizofrenmişim. Anlamadım. Yani şifoyren. Hayal görüyormuşum işte, o yüzden buradayım. Başkalarının görmediklerini görüyorum. Ben de.
Can'ın burada daha ne kadar kalması gerekiyor Ahmet Bey? Bilmiyorum. Durumu çok iyi değil. Dışarıda kendisine ve etrafına zarar vermesinden korkuyoruz. Anlıyorum. Bir sorun yok değil mi? Tedavi masraflarının altından kalkamaz oldum. Haftada iki gün iyiydi de büsbütün burada kalınca içinden çıkamaz oldum. Ama tabii kalması gerek diyorsanız... O benim oğlum. Kalacak. Bakın, öğrenmem gereken bazı şeyler var. Buyurun. Can'ın annesi. Nasıl öldüğünü bilmek zorundayım. Onu bu kadar çok etkileyen şey tedavisi için çok önemli. Benim akıllı kızım, gel. O gün benim hayatımda başka bir kadın olduğunu öğrendi. O kadından bir çocuğum olduğunu da. Ve bir daha hiç konuşmadı. Sustu. Ben bunun bedelini her gün defalarca ölerek ödüyorum. Merhaba. Hoş geldin Tuğba'cığım. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Hemen konuya gireceğim. Yaptığım çalışmayla ilgili sonuçların hepsi burada. Bunları incelemenizi istiyorum. Bunu daha önce de söyledim. Oğlum denek değil. Bu bir deney değil. Bu bir tedavi yöntemi. Böyle düşünün lütfen. Buradaki riskler arasında ölüm bile var Ahmet Bey. Evinizde kullandığınız pek çok ilacın prospektüsünde de bu riskleri bulabilirsiniz. Bakın sizi temin ederim. Burada alabileceğimiz en kötü sonuç ilacın oğlunuzun durumunda herhangi bir değişiklik yapmaması olacak. Hem bir de... Bu tip deneysel araştırmalarda deneklere ödenen iyi miktarda bir para söz konusu. Bunu durumu çekici yapmak için söylemiyorum. Sadece bilmenizi istedim. Zaten size verebileceğimiz en büyük şey oğlunuzun sağlıklı bir insan olabilmesi. Bence değerlendirmelisiniz. Hem biraz önce anlattıklarınız... Yapamam. Buna izin veremem. Can'ı da kaybedemem. Onu kaybetmeyeceksiniz. Size söyledim burada alabileceğimiz hiçbir şey anlamıyorsunuz değil mi? Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Can'ı kaybetmeye dayanamam. Tamam bu halde belki akıllı değil. Ama hiç değilse benimle birlikte... Affedersiniz, onu kaybetmeye dayanamam. Oğlunuzu kaybetmekten neden bu kadar çok korktuğunuzu anlamadım. Çünkü annesi benim yüzümden intihar etti de ondan. Can bunu bilmiyor. Belki hatırlamıyor ama bilmiyor işte, bilmiyorum. Eğer öğrenirse beni terk eder. İşte buna dayanamam. Bakın, bundan kaçmak çözüm değil. Sırf oğlunu sizinle birlikte olacak diye Can'ın kurtulma şansı varken onun iyileşme şansını bakın, yerinden alamaz. Bakın, bunu çözebiliriz. O bunu hak etmiyor. Bunu çözebiliriz. Şimdi asıl konumuza gelelim. Can'ın zekasına. Can normal olmayı hak ediyor. Ona bu şansı verin. Ah.
Neden yaptın bunu ağa? Ağa kilitli yakmaktan sıkıldı. Hepsi geçecek ağa. Senin de bir seçim şansın olacak. Anlayamadığı her şeyi yeni yeni kavramaya başlıyor. Tam olarak ne zaman normale dönecek? Bunun için size bir zaman veremem. Her şey onun yaşadıklarını kabullenmesiyle ilgili. Ağ güçlü. Hem de çok güçlü. Bunu atlatacak. Ne istiyor yine? Bir şey istemiyor. Ağayı seviyor. Ağanın arkadaşı o. Ben de ağayı seviyorum ama ağa beni sevmiyor. Balıkların hafızası için ne diyorsun? Onlar çok zeki. Nasıl yani? Konuşmuyorlar, düşünüyorlar. Neyi? Konuşmadıklarından bilmiyoruz. Hadi. Cennete gel. Canım istemiyor. Beni cennette de yalnız bırakacaksın artık, değil mi? Sen onu yalancı cennetini daha çok seviyorsun. Biraz dolaşalım mı? Çok acıyor mu? Sen iyisin değil mi ağa? Konuşmayacak mısın benimle? Arkadaş olduğumuzu zannediyordum. Kalbim acıyor, karnım ağrıyor, ağa kötü hissediyor. Ağa kilitli uyumak istemiyor. Tamam, ben hallederim. Bu akşam seninle kalmamı ister misin? Sonra. Bana bir tane fıkra anlatsana. Yavru bir kutup ayısı varmış. Bir gün annesine gitmiş. Demiş ki, anne benim büyük dedem kutup ayısı mıydı? Evet demiş, annesi kutup ayısıydı. Peki benim dedem? Anlamıyorum. Ters giden bir şeyler var. Ters giden bir şey yok. Sadece biraz daha zamana ihtiyacımız var. Yıldız ve diğer deneklerde ilk tepkileri 24 saat içinde almıştık. Baksana, başlangıçtan farklı hiçbir şey yok.
Tedaviye devam etmemiz lazım. Eninde sonunda bir reaksiyon alacağız. En azından kendini artık A demiyor. A'nın adı A. A sevmez. A'nın adı Can değil. Ben çıkıyorum buradan. A, bildiğim çok güzel bir balıkçı var. Seni oraya götüreyim mi? Buyurun. Efendim, balık olarak levrek, çıpra, kalkan, kefal. İsterseniz dışarıdan kendiniz de seçebilirsiniz. Alo, ne haber Ahmet? Evet, balıkçıdayız. Çok eğleniyoruz. Bir süre bende kalmasını istiyorum. Her aşamayı takip etmem lazım. Hayır Ahmet. O kimseye zarar vermez. Beyefendi. Vermeyecekti. Beyefendi. Beyefendi. Ahmet, ararım ben seni. Çok güzelmiş. Izgar olsun tabii. Lütfen. İnanamıyorum ya. Kötü Fransız filmlerindeki gibi oldu. Hadi Can. İşte benim evim. Rahat ol, kendi evindeymiş gibi. Hastanedeki arkadaşının adı neydi A? Adı yok, yüzü var. Görmüyorum. Gidip adını sormalıyım. Saçmalama bu saatte. Yarın gideriz beraber, sorarsın. Bu kim? Onun da adı Can'dı. Senin adın Tuğba. Benim adım Can. Sadece kendi istediği şekilde iletişim kurulmasına izin veriyor. Yine de çok zor değil. Bugün ilk defa Can ismine tepki verdi. Test sonuçları beyin aktivasyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Ama yine de ben A'daki değişimleri görebiliyorum. İnsanlarla iletişim kurmaktan artık korkmuyor. Birinci tekil şahısla konuşmaya başladı. Bugün ilk kez isminin Can olduğunu kabul etti.
Can? Ne yapıyorsun burada? Seni bekliyordum. Çok acıktım. Kahvaltı yapalım mı? Kahvaltıdan sonra ne yapalım? Sinemaya gidelim mi? Alo. Başarmış gibi gözüküyorsunuz. Kesin sonuçlar ne zaman elimizde olur? Elinizdeki sonuçlar kesin sonuçlardır. Gönüllü deneyimiz Can Duran'ın ilerleme raporları sanırım başarımız için yeterli. Üretim prosedürleri için Tuğba Hanım'ın raporuna ve formüllerine ihtiyacımız var Burak Bey. Bu araştırmanın bir ayağı da benim ve benim imzam da yeterli olacaktır. Anlıyorum ama yine de bu konu hakkında Tuğba Hanım'la da görüşmek isterim. Ben sadece şirketinizin çıkarlarını düşünmüştüm. Teşekkürler. Bu başarılı çalışmanız karşılığında fonunuz devam edecek ve ikramiyeleriniz hesaplarınıza geçecek Burak Bey. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Daha önce hiç sinemaya gelmedin değil mi? Sinema, delilerin özgürce deli olabildikleri tek yerdir. Akıllı olmak daha iyi. Bilader deli misin? Beğendin mi filmi? Akıllılardı, deli değillerdi. Evet, akıllılardı. Ah, gel benim. Hadi ya. Hadi canım. Bu sen misin? Çok yakışıklı olmuşsun. Geç kalıyoruz. Merhabalar. Tuğba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Gelmeyeceksin sandım. Geldim işte bak. Seni eşim Biray'la tanıştırıyor. Merhaba. Biray. Can. Merhaba. Can. Nasılsın? İyiyim vallahi ya. Epey zaman oldu görüşmeyeli. Evet. Harika bir yer bulmuşsunuz ya. Çok çok güzel, çok keyifli. Evet. Neler yapıyorsunuz? Uzun zamandır görüşmedik. Şarap. Teşekkür ederim. Tanışmaya? Evet, evet, kesinlikle. Ben bir fıkra anlatayım mı? Tabii ki, tabii ki. Bir tane kutup ayısı varmış. O kutup ayısı bir gün annesine soru sormuş. Benim büyük dedem kutup ayısı mı? Annesi evet demiş. Peki benim dedem kutup ayısı mı? Annesi yine evet demiş. Peki peki benim babam kutup ayısı mı? Annesi yine evet demiş. O zaman ben niye üşüyorum?
Bir şey ister misin? Ben yatıyorum o zaman. Etrafı algılayışı değişmeye başladı. Onun da bir gururu ve kuralları var. Artık motorumun arkasında uçmayacak kadar akıllı. Ona akıllı olma hakkını verirken elinden aldıklarımın değerini düşünüyorum. Ayı cennetinden çıkarmış olmaktan korkuyorum. Hocam bugün tatsız bir şey oldu. Çabuk söyle, bırak bir kere de bitsin. Araştırmayı sonlandırmamızı istediler. Ne? Ben de sana sormadan Can'dan bahsettim onlara. Can'ın üstünde olumlu başarılar elde ettiğimizden bahsettim. Bunun bize zaman kazandıracağını düşündüm. Ama bunu ispatlarsak fonu geri ödeyeceklerini söylediler. İyi de bu ilacı piyasaya sürmek demek Burak. Tuğba, seni çok iyi anlıyorum. Sonuçları onlara geri vermesen bile ben hep yanında olacağım senin. Bu kadar yaklaşmışken laboratuvara. Niye bunlar hep benim başıma geliyor ya? Tamam. Yarın götür sonuçları. Biraz zaman kazanalım bari. Sabah imzalama için masana bırakırım dosyaları. Neyin var Can? Kendini kötü hissetmiyorsun değil mi? Hissettiklerini bana söylemelisin ki seni takip edebileyim. Bak, tedavi çok iyi gidiyor. Bazı şeylerin değiştiğini biliyorum. Senin için çok zor. Ben niye burada kalıyorum? Ben senin neyinim? Sen benim arkadaşımsın. Ve yaşadığım bu değişimi anlayabilecek tek insan da benim. Sana yardım edebileceğim için buradasın. Arkadaşlar birbirlerine yardım ederler. Babam çok merak etmişti. Sakin ol. Benimle beraber olduğunu biliyor. Hastanede konuşmuştuk ya. Hastane istemiyorum artık. Tamam. Artık orada kalmak zorunda değilsin. İstersen gidip eşyalarını da toplarız. Tamam. Ben gidip toplarım o zaman. Ben... Can olmak istiyorum. Evet. Senin adın Can.
Aldım. Babanla da konuştum. Yarın akşam beraber yemek yiyeceğiz. Hadi sen eşyalarını çıkar. Ben de onları bir dolaba koyayım. Sonra çıkacağız. Test yapmak zorundayız. Babanla yemeği bu akşam yiyelim mi? Olur. Sonuçlar? Yapmak zorundaydım. Araştırma için yapmak zorundaydım Tuğba. Bunlar Yıldız'ın sonuçları. Bir farenin sonuçlarıyla onun sonuçlarını nasıl değiştirirsin? Yeter artık. Yıllardır uğraşıyoruz burada. Senin bu aptal takıntı yüzünden buraya takıldık. Doktoruz biz. Tüccar değil. İnsanların hayatını yok sayıyorsun. Daha sonuçları bilmiyoruz. Sonucun içeride işte. Bir geri zekalıdan insana çevirdin deneyin orada. Daha neyi yok sayıyorsun? Benim derdim o değil. Onun gibi dışarıda bir sürü var. Benim derdim asıl onun gibi dışarıda olan bir sürü insanın hayatını kurtarmak. Uçacak. Bunun bedelini çok büyük ödeyeceksin Burak. Tuğba ona bir bak. Ona bir bak Tuğba. Canı mı görüyorsun yoksa geri zekalı ağayı mı görüyorsun? Hangisini görüyorsun? Başardın işte. Daha ne istiyorsun? Başardın. Yeter. Can. Can. Gerizekalı değil. Gelmeyeceksin sandım. Konuşmamız lazım. Uçacağız. Can. Kanatları büyümüş. Uçabiliyor. Can, hayır. Can. Söyledim. İnanmaz sana. O cenneti görmüyor. Burası cennet değil. Cennet her yer. Hayır, burası cennet değil. Akıllıyken cennet yok. Burada kanatların yoktur. Cennette kanatların büyür. Hayır, cennet yok. Can, orada kimse yok. Ne olur gel buraya. Anlamayacak. Uğraşma. Cennete gel. Hayır, can akıllı, can akıllı. Hayır, cennet yok. Can, orada kimse yok. Siyam yapışını anlattı mı sana?
Can. Sen de gördün. Siyama anlatacaktın. Sen de gördün. Siyama anlatacaktın. Hayır, Siyama anlatacaktın. Hayır. Can akıllı, Can. Can akıllı. Cennet diye bir şey yok. Can akıllı. Can akıllı. Hayır. Can akıllı. Hayır. Cennet var. Uçarken bir şey fark ettim. Ben kendi dünyamda çok mutluyum. Kendime A demekten mutluyum. Mavi tişörtten mutluyum. Ama babama çok kızmıştım. A'nın annesi hep yanındaydı. Annemi çok özlemiştim. Anne... Anne. Kelimeler açık saçık.